Ülkemiz Türkiye kanalından hepinize merhabalar. Bu videoda 2024 yılında açıklanan verilere göre Amasya ilçe nüfuslarını küçükten büyüğe salı şekilde göreceğiz. Ardından Türkiye'de ne kadar Amasyalı var birlikte inceleyeceğiz. 7 Hamamözü. Hamamözü Amasya'nın en küçük ilçesi. Hamamözü'nün nüfusu 4003'tür. 6. sırada Göynicek var. İlçenin nüfusu 10.363. 5. sırada Gümüş Hacıköy var. Gümüş Hacıköy'ün nüfusu 22.121'dir. 4. sırada Taşova var. Amasya Taşova'da nüfus 30.882. 3. sırada Sulova var. Sulova'nın nüfusu 46.986'dır. 2. sırada Merzifon var. Merzifon'da nüfus 76.266'dır. İlçede nüfus geçen sene 920 kişi artmıştır. 2023'te Amasya'da nüfusu en çok artan ilçe Merzifon olmuştur. İlk sırada Merkez var. Amasya Merkez'in nüfusu 148.908'dir. Önceki yıl Merkez'de nüfus 684 kişi azalmıştır. 2023'te Amasya'da nüfusu en çok azalan ilçe Merkez olmuştur. 2024 yılında açıklanan verilere göre Amasya'nın toplam nüfusu 339.529'dur. Geçen yıl ilde nüfus toplamda 1.262 kişi artmıştır. Türkiye'de Amasya nüfusuna kayıtlı insan sayısı 653.508'dir. Bu kişilerin 388.692 tanesi Amasya'nın dışında ikamet ediyor. Yani Amasyalıların yarısından çoğu Amasya'nın dışında yaşıyor. Peki Amasyalılar Amasya dışında en çok hangi illerde bulunuyorlar? İlk sırada İstanbul var. İstanbul'da ikamet eden 175.327 kişinin nüfusu Amasya'ya kayıtlıdır. İkinci sırada başkent Ankara var. 51.804. Üçüncü sırada İzmir var. 25.620. Dördüncü sırada Samsun var. 16.633. Beşinci sırada ise Kocaeli var. 15.487. Ardından sırasıyla Bursa, Antalya, Tekirdağ, Çorum ve Tokat geliyor. Amasya'da en çok nereliler var? Amasya'da ikamet eden 264.816 kişinin nüfusu Amasya'ya kayıtlıdır. Ardından Samsunlular geliyor. 19.754. Üçüncü sırada Çorumlular var. 8.223. Dördüncü sırada Tokatlılar var. 7.786. Beşinci sırada ise Ordulular var. 3.036. Ardından sırasıyla Sivas, Trabzon, Yozgat, Malatya ve Ankaralılar geliyor. Amasya'da 2023 yılında 2780 kişi hayatını kaybetmiştir. Buna karşılık 2831 bebek doğmuştur. Doğanlarla ölenlerin sayısı neredeyse aynı. Samsun ilçe nüfuslarını öğrenmek için ekranda bağlantısı bulunan videoya tıklayabilirsiniz.